Üç İhlas, bir Fatiha, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübârek, pâk ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Azâm'ın, Sâdât-ı Kirâm hazırâtının, şehitlerimizin cümle geçmişlerinin ruhu şeriflerine, Rabbü'l-Evvel ayının ümmet-i Muhammed için hayırlı, bereketli, ümmet-i Muhammed'in bir huzur hali yaşamasına vesile olması, 12. gece Kandil gecemiz oluyor. Kandil gecemizin de inşallah büyük bereket ve ruhaniyetle ifa etmeyi Cenab-ı Hakk'ın nasip eylemesin niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas Allahumme salli ve sellem. Ya Rahmanim aleyküm bittin ya Kerim. Rabbü'l-Evvel ayı, Fâr-ı Kâinat Efendimizin canı şereflendirdiği mübarek bir ay. Veladet kandilini idrak etmek her şeyden önce Fâr-ı Kâinat Efendimizin ona tabi olabilmenin, ümmet olabilmenin sevinç, vecd ve huzurunu gönülde duyabilmekle ifa etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Unutmayalım ki bugün biz dünyadayken Resulullah Efendimizi tanıyabilirsek yarın mahşerde o da bizi tanır. Havz kenarında bizi bekler. Bizi kabul eder. Gönlümüz bu dünyada onu görecek kıvamda olursa o da bize nazar kılar. Onu duyar ve dinlersek o da bize ihsanlarıyla abad eder. Bu cihan onun gibi müstesna bir gönül hiçbir zaman görmedi. Yer ve gökler onun gibi muhteşem bir gönle şahit olmadı. Takvâla müzeyyen bir gönül, takvâla istikametteki bir gönül, bir dünyada bir huzur, kabirde huzur, ahirette huzur. Neticesi Rasûlullah Efendimiz'le beraber olabilmek. Biz onu göremedik. 1400 küsur sene sonra dünyaya geldik. Ben inşallah Cenab-ı Hak öyle bir takva hayatı yaşarız. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin istikametinde bir ömrümüz olur. El meru memen ahabbeki sevdiğiyle beraberdir. İnşallah kıyamette, cennette Cenab-ı Hak beraber olmayı nasip eyler. Salavat-ı şerife ile başlayalım. Ol Seyyidül Kevneyn, iki cihanın efendisi Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem ve aleyhi. Ol Resulü Sakaleyn, ins ve cinnin peygamberi Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem ve aleyhi. Ol İmamül Haremeyn, Mekke Mükerremenin ve Medine-i Münevvere'nin imamı Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ol Ceddül Haseneyn, Hasan ve Hüseyin Efendimizin mübarek ceddi Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli aleyhi ve sellem ve aleyhi ve aleyhi ve sellem. Rabbimiz size olan nimetlerini saymaya kalkarsanız sayamazsınız buyuruyor Cenab-ı Hak İbrahim Suresi'nde. Yine diğer bir ayette Sümmelesüne yömezin aninayım verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. Elhamdülillah insan olarak dünyaya geldik. İman nimetiyle nasiplendik. Allah'ın yüce kelamı Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduk. Âlemlere rahmet olan gönlü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem meccane ümmet olmakla şeref bulduk. Yani 124 bin küsur peygamber içinde biz seçmedik. Cenab-ı Hak lütfuyla ve lütfen ümmet-i Muhammed olarak geldik. Tabi bunun bir bu dünyada bir mukabilini ödeme durumundayız. Müminler için en büyük bir lütuf Rasûlullah Efendimize ümmet olabilmek. Âl-i İmrân Sûresi 164. ayet. Andolsun ki işlerinden kendini Allah'ın ayetlerini okuyan, yani Cenab-ı Hakk'ın emirli nehir tebliğ eden, onları temizleyen gönül âlemleri temizlenecek. Gönül âlemi cemali sıfatların mazharı olacak, tecellisi olacak. Üçüncü olarak kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere çok büyük bir lütfu bulunmuştur. Tabii bu her lütfun ayrıyeten bir şükrü. Abbas radıyallahu anh, kâfir olan kardeşi Ebu Leheb, onu rüyada görüyor Abbas radıyallahu anh. Ebu Leheb diyor, hâlin nasıl diyor. O da şöyle cevap veriyor, cehennemdeyim diyor. Acıklı bir azabın içindeyim diyor. Yalnız pazartesi günleri azabım hafifliyor,
Zira cariyem Süveybe bugün bir yeğenin dünyaya geldiği bir müjde verdi. Ben de sırf akrabalık asibiyetiyle sevindim ve ona hediyeler verdim, hürsün dedim. Kıraat alimi ve hadis alimi İbnül Cezeri buyuruyor ki bir Allah ve Resulullah düşmanı Ebu Leheb sırf akrabalık asibiyetiyle sevindiği için azabının hafifletilmesi mükafatına nail olursa bir mümin bu Rabiülevvel ayında efendimize olan muhabbeti sebebiyle ümmet-i Muhammed olmanın sevinciyle sadakalar verir. Ümmet-i Muhammed'den olmanın sevinciyle sohbetler eder. Kur'an-ı Kerim ve kaside okutursa kim bilir nasıl bir ecre nail olur buyuruyor. Bizler de inşallah bu mübarek ayın ruhaniyetinden istifade edebilmek için Cenab-ı Hak Fatır Suresi'ne Kur'an'ı miras bıraktık buyuruyor. Onlar için de hayratta öne geçenler buyuruluyor. Cenab-ı Hak cümle hayratta öne geçebilmeyi nasip eder inşallah. Fakir, garip, yetim, çaresiz kimselerin ellerine, gönüllerine uzatarak mahzun gönülleri şad edelim inşallah ki bu ecre nail olalım. Yine müsterşidi irşat buyuruyor. Yani irşat bekleyenler, gafiller, habersizler bunları güzel bir tatlı bir lisanla irşad edebilmek. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu bu ayda bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, mümkünse hatim indirmek Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor: İns ve cinnin isyankârları hariç bütün mahlukat benim Allah'ın Resulü olduğumu tanır buyuruyor. Cenab-ı Hak büyük bir izzet veriyor, şeref veriyor Resulullah Efendimize. Bizim cansız dediğimiz esasında hepsi canlı. Göklerde, yerde ne varsa hepsi Allah'ı zikrediyor. Cemaat tanıyordu. Efendim Uhud biz sever, biz Uhud'u severiz buyurdu. Hatta bir gün Efendimiz Ebubekir radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh Uhud dağına çıktılar. Uhud sallandı. Efendimiz Uhud sakin ol dedi. Üzerinde bir sıddık, iki şehit var buyurdu. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah ile birlikte Mekke'deydim. Beraberce Mekke'nin bazı yerlerine giderdik. Dağların ve ağaçların arasından geçerken Peygamber Efendimiz'i karşıladı bütün dağlar ve ağaçlar "Esselamu aleyke ya Resulallah" diyorlardı. Nebatat tanıyordu. Efendimiz bir hurma kütüğüne yaslanıp hutbe okurlardı. Cemaat artınca bir minber yaptılar. Efendimiz minbere çıkınca hurma kütüğünden bir inilti geldi, ağlama geldi. Büyük bir kalabalık şahit oldu. Mütevâtir bir hadis-i şerif. Efendimiz indi, hurma kütüğünü okşadı, sakinleşti. Bunu gömün dedi. Ondan sonra hutbesine devam etti. Hayvanat tanıyordu. Sahibi de zulüm gören bir deve ağlayarak Allah Resulü'nün huzuruna geldi. Efendimiz onu ikaz etti. "Niye bu deveyi aç bıraktın?" dedi. "Bunu vereceğin hesabı düşünmüyor musun?" buyurdu. Yine Kazı İyaz'ın Şifa Şerifinde Efendimizin devesi Atba'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra ölünceye kadar yiyip içmediğini ve kendisini çöle vurduğunu, o şekilde öldüğünü bildiriyor. Cenab-ı Hak ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin buyuruyor. Bütün âleme rahmet. Bütün cemâdat tanıyor, hayvanat tanıyor, nebâtat tanıyor. Gâfiller hariç. Nasıl Efendimiz bir rahmet olarak gönderildi, bir mü'min de bir rahmet insanı olacak. Rahmet insanı olabilmek için de Rasûlullah Efendimiz'in izi takip edilecek. Onun için bir mü'min irfân ehli olacak. Yani ilahi kameranın altında olduğunu daima idraki içinde olacak. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verit. Cenab-ı Hak kendisinin şah damından daha yakın olduğunu, içinden geçeni herkesten gizleyebilir, Cenab-ı Hak'tan gizleyemez. Bu şekilde bir irfan sahibi olacak kul. Ayet-i kerime Cenab-ı Hak yine bu Ahzab 21. ayette andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar. Vallahi çok çok zikredenler için en güzel bir örnektir. Yani burada üç tane şart var. Resulullah Efendimiz'e yakın olabilmek. Birincisi Allah rızasında olabilmek.
Yani Allah'a kavuşmayı umanlar. Nasıl umacak? Allah rızasını istikamette olmasıyla umacak. Ahirete kavuşmayı umanlar. Allah'ı çok çok zikredenler için güzel bir örnektir Rasûlullah buyuruluyor. Demek üç şey, daima her halimizde ben Allah rızasında mıyım? Her halimizde ben bir ahiret hesabı içinde miyim? Ve ben ne kadar Cenâb-ı Hakk'ı zikrediyorum? Cenâb-ı Hak nasıl bizden zikir istiyor? Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Bu zikrin neticesi geniş bir tefekkür. Gökler ve yerde Cenâb-ı Hak'ın yarattıklarını incelediğini tefekkür ederler. Ya Rabbi sen Sübhansın derler. Bizi cehennem azabından koru derler. Bir Enfâl suresinde de Cenâb-ı Hak anıldığı zaman vecilet kulûbihim kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Değişen şartlar altında bir teslimiyet halinde olurlar. Namazını dosdoğru kılarlar. Huşu ile kılarlar. Allah'ın verdiği nimetleri de Allah'ın infak ederler. De Cenab-ı Hak böyle bir hayat tarzı bizden talep ediyor. Kuluyla dost olmak istiyor. Kulunu Darüsselam'a cennete davet ediyor. Bir mümin gönlü Allah Resulü'nün ahlakından nasip aldıkça gönlü ilahi muhabbet, merhamet nasıl merhamet? Âm ve şamil merhamet buyuruyor Efendimiz. Yani bütün mahlukata merhamet. Sırf en yakınlarına değil. Şefkat, hizmet, tevazu, nezaket, cömertlik, hamiyet, hak şinaslık, adalet, kanaat, el emin es sadık olabilmek, hüsnü zan, ihsan, saygı, insaf, affedicilik, ihlas, vakar, sabır, edep, haya gibi güzel vasıflarla müzeyyen olacak. Kamil bir müminin durumu. Diğer taraftan Efendimizle aynileştiği ölçüde enaniyet, haksızlık, zulüm, kin, intikam, hırs, tamah, fitne, gurur, kibir, yalan, cimrilik, gıybet, tecessüs, merhamet ve şefkat yoksulluğu gibi kötü vasıflardan da temizlenecek. Yani bir mektebi âlemdeyiz, dünya bir mesai. Tabi bu son nefeste artık bitiyor bu mesaimizde. Fakat Efendim buyuruyor, nasıl yaşarsanız, öyle vefat ederseniz, öyle haşrolursunuz. Mevlid Kandili'ni ihya edebilen en güzel şekli, ömrümüz boyunca Rasûlullah Efendimiz'le kalben beraber olup, O'na sadakatle itaat etmemizdedir. Daima şunu muhasebe edeceğiz. Rasûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda olsaydı, benim konuşmama, davranışlarıma, halime tebessüm eder miydi? Yoksa üzülür müydü? Hayatta aldığımız her kararı, atacağımız her mühim adımı daima Allah rızası var mı? Allah Resulü tasvip eder mi? Bu endişenin içinde olmamız icap ediyor. Şunu unutmamak lazım ki Resulullah bizim en büyük bir gönül servetimiz. Bütün dünya nimetleri bizim olsa. Fakat Allah Resulü'nü tanımamış olsaydık bunun ne kıymeti olurdu? Zira bu dünyada ömrümüz de dünyada faniliğe mahkum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tanıyıp onu canı gönlüne tabi olmanın getireceği huzur ve saadet sonsuz ebedi bir cennet ve onunla o cennette beraber olabilmek. Efendimiz ahlakta bir abide Cenab-ı Hak ve inneke le ala hulukun azim ey Resulüm sen şüphesiz yüce ahlak üzresin buyuruyor. Gönlümüze ferahlık vermesi arzusuyla bu veladet kandili sohbetimizde Rasûlullah Efendimiz'den bizlere intikal eden yüksek ahlak numunelerinden bazı misaller vermeyi arzu ediyorum. O ümmetine çok düşkündü. Ayet-i kerimede andolsun size kendinden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Bir ana babanın muhabbetinden daha fazla ümmetine. O size çok düşkündür. Müminlere karşı rauf ve rahimdir. Çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yine Efendimiz buyuruyor hadis-i şerifte, vefatından sonra ameliniz bana arz olur, güzel bir amelinizi gördüğümde Allah'a hamd ederim. Kötü bir şey gördüğümde de sizin için Cenâb-ı Hakk'a istiğfar ederim. Bir ananın, babanın muhabbetinden çok daha öteye. Yine buyuruyor, dikkat edin, ben hayatımın sizin için bir emniyet vesilesiyim. Vefat ettiğimde ise kabrimde, Ya Rabbi ümmeti ümmeti diye
ilk surun üfürünceye kadar İsrafil'in nida edeceğim. Ümmet ümmeti diyerek. Yine efendim bir hususiyeti, çünkü beraber olmak, beraber oldukça bu dünyada orada beraber olacağız. Câbir radıyallahu anh anlatıyor. Rasûlullah Efendimiz yolculuk esnasında bilhassa sefer düğünü arkadan yürür. Yürümekte güçlük çeken zayıflara yardımcı olur, onları terkisini bindirir ve kendisine dua ederdi. Efendimiz'e tabi olmanın alametlerinden biri de seherler. Cenâb-ı Hak buyuruyor, ayet-i kerîmde Şuara Sûresi, o ki gece namazına kalktığın zaman seni görüyor, Allah seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da buyuruyor Cenâb-ı Hak. Sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ayet-i kerîmenin nüzulü üzerine bir gece ashâbın evlerinin arasında dolaşmış, o evleri Kur'an tilaveti, zikir ve tesbihat sesleriyle arı kovanları gibi uğuldar bir halde bulmuştu. Hâni-i saadetine bir huzurla döndü. Hakk'ı muhabbetin en büyük göstergesi fedakârlıktır. Herhangi bir insanın şahsi bir menfaati gecenin bir yarısına uyanıp kalkması icap ederse o kimse ne yapıp yapıp o saatte muhakkak uykusunu bölüp kalkar. Yolculuğu olacak vesaire, düğün bir işi olacak, kalkar gece yarısında. Cenâb-ı Hak biz kullarını da kendisiyle buluşmaya davet ediyor. Vel müstâfirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde istiğfar etmemizi arzu ediyor. Bilenlerden olmamızı arzu ediyor. Çünkü gönül muhabbetle dolacak. İbadur Rahman olabilmesi, sücdeden ve kıyama buyuruyor. Yine o müttekiler, gece namaz kılmak, istiğfar etmenin yanlarına tatlı yataklarından kaldırırlar. Rablerinin azabından korkarak ve rahmetini umarak dua ederler. Secde Sûresi. İnsan Sûresi'nde ise gecenin bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde onu tesbih et. Şu insanlar çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önleri çetin bir günü ahirete ihmal ediyorlar. İnsan 26. 27. ayetler. Yine Zâriyât Sûresi'nde o müttakiler geceleri pek az uyurlar, seher vakitinde istiğfar ederler. Cenâb-ı Hak sevdiği has kullarını seherlerin ihyasına davet ediyor. Demek ki seherler Rabbimize muhabbetin test edildiği müstesna vakitler. Gönlümüzdeki Allah muhabbetin seviyesi ne kadarsa gecelerin ibadette ihyası o kadar gerçekleşir. İbrahim Ethem Hazretleri gece ibadetine kalkamıyorsan gündüzleri Allah'a isyan etme ki geceleri O senin huzurunda bulundursun. Geceleri O'nun huzurunda bulunmak yüce bir şereftir. Nitekim hadis-i şerifte buyuruluyor, mü'minin şerefi geceleri kaim olmasındadır. İşte bu şerefi günahkârlar hak edemez. Demek ki gündüzde aklımızı, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, dilimizi ve bütün uzuvlarımızı haramlardan, yanlış hallerden koruyup salih amellerle gayret etmeliyiz ki geceleri gaflette ziyan etmeyelim. Yine Efendimiz buyuruyor, gece ibadetine dikkat edin. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz ki gece ibadetine kalkmak Allah'a yaklaşmayı bir vesiledir. Çünkü Cenab-ı Hak davet ediyor. Bu ibadet günahlardan alıkoyar, hataları kefaret olur, vücuttan dertleri giderir. Beyaz Bistami Hazretleri, geceler gündüz haline gelmeden bana hiçbir sır fet olmadı buyuruyor. Yine bu seherlerin ihyasında Hak dostundan Bişr-i Hafî Hazretlerinin şu hâlisi hepimizin çok ibretli bir ders alacağı mahiyette bir kimse Bişr-i Hafî Hazretlerine gelerek gecenin bir saatinde olsun istirahat etsiniz dedi. Bu ise şu hikmet dolu karşılığı verdi. Allah-u Teâlâ'nın geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Geceleri mübarek ayaklaşıncaya kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allah-u Teâlâ'dan bağışlanmadığını bilmiyorum. Efendimiz hayata gözlerini bir yetim olarak açtı. Fahri Kainat Efendi daima yetimlerin hamisi oldu. Onun şu ifadeleri ne kadar büyük bir fazilet numunesidir. Ben her mümine kendi nefsinden daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa o borç bana aittir.
yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Efendimiz ne geliyor ne gidiyor hepsini dağıtırdı. Onların bir ailesini bertaraf etmek efendim büyük bir haz verirdi. Bazen öyle olur hiçbir şey kalmazdı elinde. Bir garip geliyor efendim önünde duruyor böyle. Mahzun mahzun duruyor. Efendimiz bir şey veremediği için yavaşça kendisini yan tarafa çeviriyor. Cenab-ı Hak orada kavlen meysura buyuruyor Efendimiz'e. Hiçbir şey veremiyorsan, onun gönlüne bir huzur, bir sevinç verici birkaç söz söyle. Demek ki bir Müslüman daima kardeşinin kendi zimmetli olduğunu unutmayacak, onun hacetini görecek, hiçbir şey imkânı yoksa onu teselli edecek. Efendimiz bir müminin boş vakti olmasını istemiyor. Çünkü boş vakit olunca insan gaflete dalar. Efendimiz bu boş zaman geçirmemiz için ey ümmetim bugün bir yetim başı okşadınız mı? Teselliye muhtaç. Bugün bir aç doyurdunuz mu? Bugün bir hasta ziyaretinde bulundunuz mu? Bugün cenaze teşhinde bulundunuz mu? En çok üzerinde durduğunda hidayet noksanı bulunan bir kimseyi hidayete davet ettiniz mi? Ya Ali, senin vasıtan bir kişinin hidayet bulması güneşin doğup battığı her şeyden daha, yani güneşin gördüğü her şeyden daha hayırlıdır. Efendimize veda haccında dinin tamamlandığına ait ayet indi. Fakat Efendimiz yine bu artık Efendimizin vaktinin bittiğini bildiren bir ayetti bu. Hatta Ebu Bekir Efendimiz gözleri doldu ağlamaya başladı. Bu dedi Efendimizin bir vefat haberidir dedi. Fakat Efendimiz yine son nefese kadar ikaza, irşada devam etti. Enes anlatıyor. Resulullah Efendimiz ben yanındaydım diyor. Bize üç defa namaz sonunda Allah'tan korkun dedi. Demek ki namazın hesabı en zor. Şimdi namaz büyük bir lütuf. Bu lütfa karşılık vermemek, bu lütfu küçük görmek, bu lütfa icabet etmemek, Allah'tan korkun dedi. Çünkü namaz temizleyecek, huşu ile kılınacak, fahşadan, münkerden temizleyecek. Onun için Efendimiz ümmetini o kadar çok seviyordu ki, aman ilk şey bir namaz. Namazla fahşâ, münkerden kurtulsun. Huzur-u ilâhinde olduğunu idrak içinde olsun. Secde et ve yaklaş buyuruyor, ona göre hayatını tanzim etsin. Yine emrinizin altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. Zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk hakkında Allah'tan korkun. Burada da içtimai vazife. Hizmet çok mühim. Yine hiçbir zaman hizmet terk etmemek. Efendimiz hep hizmet halindeydi. Yani bir gün bir tatil yapmış, hurma ağacının altında iki gün veyahut bir gün kalayım demedi. Daima ümmetin derdiyle, ümmetin irşadıyla istikamet durumundaydı ve muhtaçların ihtiyacını bertaraf etmek, onları huzura kavuşturmak. Ebu Hureyre naklediyor. Resulullah Efendimiz'in eshabından bir kişi için tatlı su gözle bulunan bir dağ yolundan geçmişti. Çok hoşuna gitti. Keşke de insanlardan ayrılıp burada bir inziva halinde olsam. Burada ibadet etsem, huzur içinde yaşasam dedi. Fakat Allah Resulüne söylemeden de bunu yapamam dedi. Allah Resulüne durumunu arz etti. Efendimize böyle bir şey yapma sakın dedi. Çünkü sizden birinizin Allah yolunda çalışıp gayret sarf etmesi evinde oturup 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın size bağışlamasını cennete koymasını istemez misiniz? O halde Allah yolunda cihada çıkın. Tabii cihat nedir? İrşad bekleyenleri irşad edebilmek. Kim devenin sağlayacağı kadar bir suyla Allah'ın cihat ederse mutlaka cennete girer. Burada ihlas da şart. Tabii burada şu var. Camide, umrede, kutlu doğum programında sohbeti hatırlayıp da evimizde hatırlamazsak, iş yerimizde hatırlamazsak, çarşıda, pazarda ticaret yaparken unutursak, demek ki bağlılığımızda problem var demektir. Ve sahâbî hep beraberdi. Yani kalben beraberdi. Allah Resulü çok gayret ederdi. Yani kendisini hırpalayacak kadar gayret ederdi. Âyet-i kerimede Resulüm onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Efendimiz şu misal veriyor kendi halini ifade için. Benimle sizin durumu şuna benzer. Bir adam ateş yakar,
ateş etrafı aydınlatınca pervane yani bu kelebekler ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Onun ışığının cazibesiyle. Adamcağız onlara mani olmaya çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşerler. Ben ateşe düşmeniz için sizi belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz. Çare takva. Efendimize engin bir müsamaha vardı. İbn Hakem anlatıyor. Yeni İslam'a girmiş birisi namaz kılarken hata etti. Birisi öksürdü. Yerhamükullah dedi. Onunla konuşur gibi oldu. Öyle olunca sahibi dik dik baktı diyor. Yani ben de bunlar bana niye bakıyor diye hayret ettim diyor. Hatta diyor dizlerini vurmaya başladılar diyor. Onlar beni susturmaya çalıştıklarını anlayınca kızdım ama yine sustum diyor. Sonra Rasûlullah Efendimiz namazı kıldırıp bitirin yumuşak bir lisanla bana bu ibadetin adı namazdır. Namaz kılarken dünya kelamı konuşulmaz. Çünkü namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibaret buyurdu. Ben de dedim ki anam babam sana feda olsun ya Rasûlallah. Ne ondan önce ne de ondan sonra kendine daha güzel bir muallim görmedim. Demek ki burada da daha yeni gelen, daha tam bir idrak etmemiş bir kişi hata yaparsa ona daima bir tebessümle, güler yüzle hitap etmek lazım. Yine buna benzer bir hadis oldu. Yine yeni Müslüman olan birisi geldi. Ravza'nın kenarına döndü, bir kenarda bevletti. Sahabi çok kızdı. Neredeyse parçalayacaklardı. Efendimiz sakin olun dedi. Bana bir kova su getirin dedi. O bir kova suyu o idrarına döktürdü. Bak dedi, burası dedi Allah'a secde edilen yerdir dedi. Kur'an okunan yerdir. Bir daha böyle ihtiyacın olduğu zaman dışarı çıkarsın, dışarıda bu hacetine görsün dedi. Adamcağız sevindi çünkü eshabım çok dik dik bakıyordu. Ya Resulallah dedi. Allah seni ve beni ikimizi affetsin dedi. Tabii daha ham daha yeni. Yok dedi efendim. Baktı bu kardeşlerine dua edeceksin dedi. Nasıl güzel bir terbiye. Efendim daima sükûnet ve vakarla anlatıldı. Ebu Ümame anlatıyor. İslam'a girmiş yeni bir genç geldi. Resulullah Efendimiz ya Resulallah dedi. Affedersin, zina harammış ama sen bana izin ver dedi. Diğer her şeyin kabul dedi. Cemaat gencin üzerine yürümek istedi. Efendimiz susun dedi. Kenarda durun dedi. O çocuğa yaklaştı delikanlıya. O da Allah razı olsun yanına oturdu. Böyle bir şeyi annenin yapmasını ister misin dedi başkasıyla. Genç, Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ya Resulallah dedi. Sen istemediğin gibi. Diğer insanlar da istemez böyle dedi. Sonra Resulullah Efendimiz bunu kız kardeşin yapsa vesaire hep devam etti. Efendim her defa diğer insanların da yakınlığı için böyle bir şey istemeyeceklerini hatırlattı. Konuşmasında mübarek elini gencin göğsüne koydu. Allah'ım bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhafaza eyle diye dua etti. Genç bundan sonra böyle bir şey hiç tenezzül etmedi. Mahlukata şefkat. Yani insanlara şefkat, mahlukata şefkat. Efendimiz bütün mahlûk Hâlık'ın şefkat nazarıyla bakardı. Yanık bir karınca yuvası gördüğü zaman dehşete kapılırdı. Allah'ın verdiği cana kıymaya kimin hakkı olabilir derdi. Bunu hangi vicdan yakabilir derdi. Maalesef bu Anadolu'da eskiden tarlalar yakılırdı. Mekke fethine girerken bir dişi köpek yavrunu emziriyordu. Surâkâ ismi bir sahâbîyi dikti, öbür taraftan geçin buyurdu. Deve üzerine sohbet eden insanlar gördü. Niçin bu hayvanlara zulmediyorsunuz? Yere inseniz, otursanız sohbet olmaz mı buyurdu. Yine bir sahabi onun şu muhteşem incelik ve merhamet hissini naklediyor. Efendimizin huzur âlilerine çıkıp bir şey istedi. Bana birkaç deve verilmesini söyledi. Sonra şu tavsiyede bulundu. Evine döndüğün zaman hane halkına söyle, hayvanlara iyi baksınlar. Yemlerini güzelce versinler. Yine onlar tırnaklarını kesmelerini emret ki hayvanları sağarken memeleri incitmesinler. Yine efendim koyun sağan bir şahsı rastlamıştı. Ona ey filan dedi. Hayvanı sağdığında yavrusu içine süt bırak, hepsini çekme dedi. Yine bir deve ağlayarak geldi efendimiz huzuruna. Efendimiz kulağın arkasını şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti.
Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem, bu devenin sahibi kimdir dedi. Bir delikanlı çıka geldi. Bu deve benimdir ey Allah'ın Resulü dedi. Bak dedi, şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun dedi. O senin kendisini aç bıraktığını, çok yorduğunu şikayet ediyor. Tabi kıyamet günü bu zulüm gören hayvanları diriltecek. Bütün hayvanları Cenab-ı Hak insanlara emanet olarak verdi. Onu zulmedenlerden hakkını almak için onlar da diriltilecek. Hakkını alacaklar. Onlara toprak olun denilecek. Kâfirler de orada onun o haline imrecekler. Keşke biz de bu hayvanlar gibi toprak olsaydık diyecekler. Fakat heyhat maalesef. Yine sünnet-i ittiba durumu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendim eshabı ile birlikte kabristana gitti. Oradaki selam verdikten sonra kardeşlerinizi görmeyi çok özledim buyurdu. Eshâb-ı kirâm, biz senin kardeşlerin değil miyiz yâ Rasûlullah deyince, Efendimiz, sizler benim eshâbımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz daha dünyaya gelmedi. Onları nasıl tanıyacaksınız deyince, nasıl siyah bir az olsun, alnı ayaklara beyaz olan hemen tanır, ben de öyle tanıyacağım buyurdu. İşte onlar da abdestten yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak geleceklerdir. Ben önceden gidip havzumun başına ikram etmek için onları bekleyeceğim. Dikkat edin, bir takım kimseler yabancı devenin sürüden kovulup uzaklaştığı gibi benim havuzumdan da kovulacaklar onlar. Ben onlara buraya gelin diyeceğim, havzın kenarına gelin diyeceğim. Hatif'ten bir ses diyecekler. Onlar senden sonra hallerini değiştirdiler. Senin sünnetini takip etmeyip başka yollara saptılar. Bunun üzerine ben de uzak olsunlar, uzak olsunlar diyeceğim buyurdu. Yani Efendimiz buyuruyor ki, ümmetimin hepsi cennete gireceklerdir. Ancak imtina edenler müstesna. Eshâb-ı kirâm, yâ Rasûlallah, kimdir imtina edenler? Kim bana âsi olursa, o cennete giremez buyurdu. Demek ki bu kadar itina etmemiz lazım sünnet-i seniyeye. Ve onu gönlümüzden düşürmemek lazım. Yine Hucurât Sûresi'nde, ey iman edenler! Allah ve Rasûlünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun çünkü Allah iştendi bilendir. Çünkü her halimizi Rasûlullah Efendimiz'le mizan etmemiz lazım. Bir kişi kurbanını namazdan evvel kesti. Efendimiz yok dedi. Baştan kes buyurdu. Cenâb-ı Hak buyuruyor, Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın sana olan lütfu pek büyük, ihsanı pek yücedir buyuruyor. Yine Cenâb-ı Hak buyuruyor, Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik buyuruyor. Yani Peygamber Efendimiz'in muhabbeti gönlümüzün bir müstesna lütfudur Cenâb-ı Hakk'ın. Gönlünü onun muhabbetiyle dolduran kula ne mutlu. Yine bu da çok mühim bir ayet-i kerime, Enfal 30. ayet. Sen onların içindeyken Allah onları azap edecek değildir. Ve onlar mağfiret dilerlerden ki onlar azap edici değildir. Mekke'de azap inmedi. Çünkü Rasûlullah Efendimiz Mekke'deydi. Fakat işareli olarak bir mana da veriyorlar. Senin gönlünde Allah Rasûlü varsa, her amelini Allah Rasûlü haliyle tâdat ediyorsan, demek ki buradan da sana bir hisse gelir. İkincisi, onlar mağfiret dilerken de Allah onu azap edici değildir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor, iki eman vardı. Biri gitti, yani Rasûlullah Efendimiz Ukbâ'ya gitti. Diğeri kaldı, kalan istiğfardır. Yine bu kısaca Hucurât Sûresi 2. ayette, ey iman edenler, sesinizi Peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize çağırdığınız gibi çağırmayın. Peygamber yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkında var mı? Amelleriniz boşa çıkıverir. Bu da çok ciddi. Amelleriniz boşa çıkıverir. Demek ki ne kadar bir Efendimiz'e bir itina göstereceğiz. Nasıl Efendimiz ümmetini çok seviyordu, bir ananın babanın sevgisini daha ötesini seviyordu. Biz de en yakınımızın sevgisinden Efendimiz sevgisini daha çok seveceğiz. Gönül olarak bağlanacağız. Yine bir vaka var. Ebu Cafer Mansur, o halifeydi. İmam Malik de Ravza'nın imamıydı. Ebu Cafer geldi, birkaç soru sordu İmam Malik'e. İmam Malik cevap verirken, Ebu Cafer herhalde pek hoşuna gitmedi, sesini yükseltmeye başladı. Orada dedi ki İmam Malik, ey halife dedi, burada sesini kıs dedi. Senden çok faziletli insanların önünde Allah'ın ihtarı indi dedi.
İşte o sevgimizi, gönlümüzü o muhabbetle doldurabilmek. Allah Resulü'nün huzurunda seslerini kısanlar, bunların kabri takvâla imtihan edildi kimselerdir buyuruyor. Fakat bir kabile geldi, Muhammed çık dedi, görüşse sen ne dediler? Nezaketsiz bir şekilde. Cenab-ı Hak onda ayette onlar cahillerdir buyuruyor. Demek ki ilim Resulullah Efendimiz'i tanımaktır. Cenab-ı Hak da fettekullah yuallimukullah buyuruyor. Eğer siz takva sahibi olursanız Allah size hidayeti gösteriyor, doğru yolu gösteriyor, öğretiyor. Yine bir efendime tevazu. Yine efendime benzemek. Ya Resulallah bana İslam'ı telkin buyurunuz dedi. Sükûnet içe telkin etti. Sakin ol kardeşim dedi. Ben bir kral değilim dedi. Hükümdar değilim. Annesini kastederek Kureyş'te güneşte kurutulmuş et yiyen senin eski komşunu ben yetimiyim buyurdu. Demek ki efendimizin tevazu. Yine bir tenezzüye çıkıldı. Sahabi de işte bir koyunu kesiyordu, öbürünü yüzüyordu. Efendim ben de odun toplayayım dedi. Yok ya Resulallah, bizim gücümüz yeterdi. Siz dedi istirahat buyurun. Efendim yok dedi. Sizin benim işim yapacağınızı biliyorum dedi. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam dedi. Çünkü Allah Teala kulunun arkadaşları arasında imtiyazlı durumda olmasını sevmez buyurdu. Yine Efendimiz taş taşıdı Ravza'da. Birisi geldi, ya Resulallah biz taşırız dedi, siz yorulmayın dedi. Yok dedi, ben sizden daha çok Allah'ın rahmetine muhtacım buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleri Kur'an'dı. Kur'an'la konuşurdu, Kur'an'la başlar sohbeti. Çok zikreder, hutbelerini kısa tutardı. Ferdi olarak kıldığı namazlarını uzun kılardı. Baştan efendim şöyle bir dönerdi, cemaate bakardı. Hasta var mı, çocuk var mı, yolcu var mı, yorgun var mı? Ona göre kıssa okurdu. Fakat kendisi, Ayşe validemiz bildiriyor, ayakları şişinceye kadar teheccüd kılardı. Yani ümmetine ne kadar düşünceli, kendisine ne kadar Cenâb-ı Hak yaklaşmak için bir gayretin içinde. Yine kanaat ve bir istina haliydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ziyarete geldi. Efendim bir hasırın üstüne göre hasırın da lifleri üzerine çıkmıştı. Ağlamaya başladı. Ömer niye ağlıyorsun dedi. Ya Resulallah Kayserler, Kisralar dedi. Sarayın debdebe içinde. Siz ise rahmeten lil âleminsiniz. Bir hasırın üzerinde ve lifler senin üzerine çıkmış. Ömer dedi, biz dedi sıcak günde de bir ağacın altında dinlenen bir ukba yolcusuyuz dedi. Mümkün mertebe az büyükle ukbaya gideyim buyurdu. Yine Efendimiz Aynâ-i Şâkirîn'e misaldi. Peygamberlerden Süleyman aleyhisselâm. Bak Efendimiz ondan daha öteydi. Beşte bir ganimetler gelirdi. Efendimiz onları dağıtmadan huzur bulamazdı. Yine fukarâ-i sâbirine bir misaldi. Ayşe validemin naklediyorum. Medine'ye geldiği günden vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı buyuruyor. Bir gün Fatıma validem ekmek yapıp getiriyor. Bak diyor baban 3 gündür de ağzına koyacağı ilk lokmadır bu diyor kızım diyor. Bir kişi geliyor. Ya Resulallah diyor bana zenginlik ver diyor. Onun için Cenab-ı Hak'tan hayırlısı istenecek. Karun'a verdi. Karun ne oldu? Efendimiz ona şunu dedi. Benim halim sana misal değil mi dedi. Demek ki hep Efendimiz'in zenginsek de, fakirsek de Efendimiz'in halini misal alacağız. Şükrünü eda edebileceğin az bir mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır buyurdu. Vefat ederken bile 5-6 dinar kalmış. Ayşe ne yaptın dedi. Unuttum ya Resulallah. Yoksa hemen dağıt dedi. Allah'ın Peygamberi Muhammed, bunları fakirlere dağıtmadı, yanında bulunduğu halde Rabbine kavuşmayı uygun görecek değildir buyurduktan sonra onun hepsini ensar fakirlerine 5 ev halkına infak ettiler. İşte dedi şimdi efendimi rahatladım, huzur buldum dedi. Yine bir gün Ebu Zer'le beraber geliyorlardı. Ebu Zer dedi, Uhud Dağı benim için altın ve gümüş olsa hepsini Allah yolunda harcarım. Öldüğüm gün onlardan bir kırat bile kalmasını istemem buyurdu. Tabi bu Efendimiz'in cömertliğini gösteren bir zirve bu. Ebu Zer dedi ki, ya Resulallah, kırat mı yoksa kantar mı bırakmazdın dedi. Ebu Zer dedi, ben aza indiriyorum, sen çoğa kaçırıyorsun. Ben ahireti istiyorum, sen ise dünyayı. Bir kırat bırakmazsın, bir kırat, bir kırat diyerek sözünü 3 defa tekrarladı. Efendimiz'e yakınlığının yolu nedir? Takva.
Muaz bin Cebel Efendimiz Yemen'e vali gönderirken vali olarak ve tebliğ edici. Muaz dedi Yemen'e dedi gideceksin onu tebliğ edeceksin dedi. Sonra sen Medine'ye döneceksin dedi. O zaman ben umulur ki tahmin ederim kabrim şurada olacak. Benim kabrimi ziyaret edersin dedi. Muaz ağlamaya başladı. Ağlama Muaz, ağlama dedi. İnsanlardan bana en yakın olanlar kim nerede olursa olsun Allah'a karşı takva sahibi olan müminlerdir. Aradan ne kadar mesafe geçerse geçsin takva sahibi olan müminlerdir. Veysel Karani Hazretleri Efendimiz hiç görmedi. Birkaç sefer geldi, geriye döndü. Hikmet-i İlahi. Fakat Efendimiz bir gün dedi ki Yemen tarafına döndü. Ben de Yemen'den gelen nefesi rahmaniyi duyuyorum buyuruyor. Allah bu nefesi rahmaniden bir zerre nasip eylesin inşallah. Efendimiz doyurmadan kendisi doymazdı. Hendek'te Cabir geldi. Ya Resulallah siz dedi evimize hanemize buyurmaz mısınız dedi. Cabir evinde ne var dedi? Bir keçi yavrusu dedi. Biraz da arpa var dedi. İyi dedi. Sen hazırla geliyorum dedi. Ve sahabi hadi dedi, Cabir'i ziyarete gideceğiz dedi. Hemen Cabir ürktü. O kadar kişiye bir oğlak, az bir şey, arpa ne kadar yeter? Hanım dedi, böyle böyle oldu dedi. Hanım firasetli bir hanım. Cabir sen evde ne oldu anlattın mı dedi? Anı söyledim dedi. Sen o zaman karışma dedi. Allah senden daha iyi bilir dedi. Ben de ekmek yapayım dedi. Sen çağır getir dedi. Keçiyi de kesti. Keçi yavrusunu. Onu da tencereye koydu. Efendimiz rivayete göre 300 kişi. Öyle bir açlık vardı ki böyle dar dar giriyorlardı eve. Efendime acele etmeyin dedi. O kapağı açtırıyordu. Arpa ekmeğini suyuna batırıyordu. Etten de biraz koyup veriyordu. Cabir diyor ki ne et suyu bitiyordu, ne ekmek bitiyordu ne de koyduğu bitiyordu. Tamamen bitti hepsi dedi ki Cabir dedi geri kalanı ailene götür dedi. Cabir dedi ailenden sonrakini dedi açlık etrafı kavurdu, etrafa dağıt dedi. Bereket ve rahmet. Yani Efendimiz'in izinden gidebilme daima rahmet ve bereket. Efendimiz, ailesini bir koyun kesmişti. Bunu dağıt Ayşe dedi. Dağıttı, akşam ne yaptın Ayşe dedi. Ya Resulallah, hepsinden bir kürek kemiğini bize bıraktık dedi. Ha, Ayşe dedi, bir kürek kemiği hariç demek hepsi bizim oldu dedi. Yani dağıttığın her şey senindir. Yaptığın hayır hesenat senindir. Gönlünü aldığın fakir, garip kimsesi senindir. Hep onlar vası ahireti kazanacaksın. Allah rızasını kazanacaksın. Cerir bin Abdullah anlatıyor. Bir gün erken vakitlerde Resulullah'ın huzurundaydık. O sırada Mudar kabilesinden bir grup geldi. Basit bir aba vardı üzerlerinde. Onu delerek başlarından geçirmişlerdi. Neredeyse çıplak vaziyetteydi. Onları bu deri fakir ve garip gören efendi rengi değişiverdi. Nasıl bir nikâs? Nasıl bir vicdan? Bilal ezan oku dedi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu. Cemaat toplandı. Efendimiz iki rekat bir namaz kıldı. Hep Cenab-ı Hak ilticalı olacak. Herkes ne varsa getirsin infak edelim dedi. Kim bir torbaya doldurdu öyle bir getirdi. Kimi de evinde bir avuç hurma var, bir avuç hurmayı getirdi. Efendimiz görünce ashâb-ı kirâmın bu gayretine Efendimiz o sararan benzi tebessüm etti. Pembeleşti. Demek ki Resulullah Efendimiz buyuruyor ki senin amelin bize gelir arz olur buyuruyor. Yani efendimizi ferahlatmak, huzur bulmak. Demek ki müminlerin yaptığı sadakadan, hayır hasenattan Resulullah Efendimiz haberdar ediyor. Cenab-ı Hak Efendimiz sevindiriyor o şekilde. Bak senin ümmetin böyle diye. Mekke'de Müslümanlar çok ağır bir zulüm görüyorlardı. Dediler ki kendi aralarında biz dediler bu kadar Allah'a kul olmaya gayret ediyoruz. Müşrikler rahat rahat sere serpe dolaşıyorlar dedi. Ayet indi Âl-i İmrân suresinde. Onların sere serpe dolaşmaları sizi imrendirmez. O azıcık bir rahatlık da ona varacakları yer cehennemdir. Ayet-i kerime indi. Oysa Efendimiz bu ayet indikten sonra parmağını suyun içine soktu. Kaldı şöyle gösterdi. Ahirete göre dünya
sizden birinin parmağını denize daldırmanıza benzer. O kişi parmağı ne kadar bir su ile döndüğüne baksın. İşte dünya budur. Ahirette ise bu sonsuz deryadır. Yine Efendimiz tefekkür-ü mevt hususunda ölümü çok çok hatırlayın. Çünkü ölümü hatırlamak insanı günahlardan arındırır. Dünyayı karı zahit kılar. Eğer zenginken ölümü düşünürsen sizi zenginin afetlerinden korur. En zor şey zenginliktir. Çünkü zenginlik sabır ister. Riyazat halinde yaşayacak, infak edecek. Fakirken tefekkür ederseniz hayatınızdan memnun olursunuz. Tabii Efendimiz'i anlatmakla bitiremeyiz biz. O nezaketi, zarafeti, inceliği. Bir tükürük görüyor, rengi sararıyor. Sahibi kapatıyor, ondan sonra geçiyor. Yine buraya mesela bir sürü vaka. Yine buraya gelelim. El meru mâ men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadise şöyle vuku buldu. Sevban vardı. Bu bir köleydi. Efendim huzuruna gelir, sohbet dinler, halden hale geçerdi. Bir gün geldi, çok müteessirdi, mamumdu, gamlıydı, hüzünlüydü. Sevban, nedir kederin dedi. Gamın nedir dedi. Ya Resulallah dedi, sohbetini buluyorum, halden hale geçiyorum. Çok güzel bir lezzet halinde yaşıyorum. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Düşünüyorum, ya siz ben evvel intikal edeceksiniz, ya ben sizden evvel intikal edeceğim. Bu ayrılığa ben nasıl dayanacağım? Siz orada peygamberlerin zirvesinde olacaksınız. Ben ise nerede savrulacağımı bilmiyorum orada. Bunu düşündüğü böyle halden hale geçiyorum. O zaman biraz efendim sükût etti. El meru mâ men ehabbe sevban dedi. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Eshâb-ı kirâm da buyuruyor ki bizi en çok sevindiren hadis-i şerif, yüz binlerce hadis-i şerif yani budur. Hayatımızın her anını Allah Resulü ile mizan etmeye gayret ettik. Öyle bir hal oldu ki daima her birimiz Allah Resulü'ne bir emir gelsin ki onu ifa edelim. Allah Resulü'nün kalbinde bir yerimiz olsun. Daima ya Resulü canım malım feda olsun emret dediler. Hatta bu mektubu kim götürecek şu kral deyince hepsi ayağa kalktı. Yani nasıl götüreceğim, çölleri nasıl alacağım, kelle uçuran cellatların karşısında nasıl okuyacağım demedi. Yeter ki Rasûlullah Efendimiz'in gönlünde onun bir izi olsun. Cenâb-ı Hak hayatımızı inşallah ihsan ve irfan halinde geçirmeyi nasip eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le beraber olmayı ahirette nasip eylesin. İhsan nedir o zaman? Allah dostlarından biri bir âmâya sofra hazırladı. Fakat sofra çok mükellefti. Muhteşem bir sofra âmâya. Orada kişilerden biri dedi ki, efendi dedi, bu âmâdır, bu kadar muhteşem bir sofra hazırladınız dedi. Fakat bu görmüyor ki onu dedi. O salih kimse dedi ki, bu dedi âmânın Hâlık'ı görmüyor mu dedi. Âmânın Rabbi görmüyor mu dedi. İşte ihsan duygusu. Yine sütçünün kızı, su koy dedi, anne dedi, halife ne dedi, duymadın mı dedi. Nereden görecek halife kızım dedi, koy dedi. Peki dedi, halife görmüyor dedi, Allah görmüyor mu dedi. Ki Ömer Abdülaziz'in ninesi oldu. Allah görmüyor mu dedi. Yine İbni Ömer radıyallahu anh, Abdullah bir tenezzüye gidilmişti. Orada bir çoban sürüsüyle gidiyordu. Çoban geldi, beraber yiyelim dedi. Çoban oruçluyum dedi. Onun derununu anlamak için çoban dedi, buradan bize bir koyun satsana dedi. Benim değil ki dedi, satayım dedi. Ya sahibi nereden bilecek dedi, anlamak için takvasını. Satsan nereden bilecek dedi. Kayboldu dersin, geçer gider derdi. Bu arada hem kebap yiyor, hem de sarın bir iftarlık buradan bırakırız dedi. İbn-i Ömer diyor, çoban diyor, başını diyor, semaya kaldırdı diyor. Yüzünün damarları çıktı diyor. Peki Allah görmüyor mu dedi. Cenâb-ı Hak cümlemize inşallah bu ihsan duygusundan, irfan duygusundan hisler nasip eylesin. Veladet kandilini hayatımızın bütün muhtevasında yaşamayı ve yaşatmayı, telkin etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'i bu mevcut hastalıktan selamete erdirsin inşallah. Biz de inşallah Cenab-ı Hak çok iltica edelim. Bu iptiladı inşallah milletimizin üzerinden geçer gider inşallah. Duamızın kabulü niyazı lillahi teala el Fatiha.